Makinemizi yan yatırdık ve söktük. Tek tek sırayla ana belli başlı parçaları anlatmaya çalışacağım. Bu parçamız deterjan kutusu. Bu arada bütün parçaların nasıl söküldüğünü YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Neyse dönelim. Deterjan kutumuz. Bunu çıkarmak için ön kapağı sökmeniz lazım. Kart kısmımız burada. Düğmelerimiz ve tuşlarımız. Bu kapakla ilgili bahsedebileceğim başka şey, işte kablolarımız geçiyor. Arkada işte motora, ventile, tuz haznesine, su tankına, yıkamanın gerçekleştiği bütün elemanlara giden kablolar buradan geçiyor ve program aygıtına, makinenin tuşlarının bulunduğu kısma iletim sağlıyor. Ön kısım bu kadar. Geçelim daha fazla parçanın bulunduğu alt kısma. Alt kısım biraz daha karışık. Şuradan başlayalım. Su taşma şamandırası. İki tane borumuz kapaktan geliyor ve makinenin altı suyla dolduğunda bu şamandıra devreye giriyor. Bu parça şu şekilde kalıp gider pompamız, filtrelerin bulunduğu ve yıkamanın işte suyun geri dönüşümünün, sirkülasyonunun sağlandığı ana kısım, rezistans, motor suyu pompalıyor, sirkülasyonu sağlıyor. Gider borumuz, burada parazit kondansatörümüz var. Ventil dediğimiz meşhur ventil kısmımız, tuz haznemiz, tuz haznemizin ventili burada. Geçelim yan kısma. Yan kısım makinemizin rejenerasyon ayarının yapıldığı tuz kapağının bulunduğu yerin hemen arkası. Yani makineyi karşımıza aldığımızda sol taraf. Su tankımız var burada. Buradan rejenerasyon ayarı yapılıyor iç kısımda. Şu gördüğümüz parça su sayacı. Su sayacımız da makinenin ne kadar su aldığını programa bildiriyor. Ona göre su kesiliyor ya da almaya devam ediliyor. Bu tuz kapağımızın kapağı. Şu kısma gelirsek makinemizin bulaşıkları koyduğumuz kapağının amortisör sistemi. Hepsinin nasıl söküldüğü detaylı olarak bahsettiğim gibi YouTube kanalında var. Burayla bitirdik. Geçelim arka kısma. Arka kısmımızda elektrik kablomuzun çıkışı, gider borumuzun kilit kısmı, bu kilit açılmazsa gider borumuz yeniden çıkmaz ve ventilimizin çıkışı, aynı zamanda şebeke suyunun girdiği yer. Burada bir filtremiz var. Buranın da temizliği önemli. Bu kadar arkadaşlar. Umarım hepsini anlatmışızdır. Bir şey atlamamışızdır. Videoma burada son verirken YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.